Merhabalar. Bu videoda hareketli dokulara Mocha plugin'inin Mesh Tracking özelliğini kullanarak yazı ekleyeceğiz. Tabi sadece yazı değil, bu tekniği kullanarak doku, görsel ya da logo da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Geçelim After Effects'e. Öncelikle Mocha Pro plugin'ini ekliyorum. Bir defa tıklayarak panele giriyorum. Burada klasik panelindeyken yazı, logo ya da görsel eklemek istediğiniz alanı kabaca seçiyorsunuz. Motion kısmından Mesh'i seçiyorum. Klibinizde perspektif değişimi varsa onu da işaretlemeniz gerekiyor. Generation modu otomatiğe alıyorum. Adaptive kontrastı işaretliyorum. Generate Mesh diyorum. Ardından Track Forward diyerek Track işlemine başlıyorum. Çerik işlemi bitti. Şöyle bir kontrol ediyorum. Stabilize sekmesine gelip frame list ekliyorum. Ardından warp mapping'de mesh warp, unwarp ve high seçeneklerini seçip çalışmayı kaydedip After Effects'e geri dönüyorum. Klibin bir kopyasını alıyorum. Bunu Ctrl D ile yapabiliyorsunuz. Üstteki klip seçiliyken modül renders'da modül seçeneğini Stabilize Unwarp seçiyorum. Render işaretliyorum. Yine üstteki klip seçiliyken Ctrl Shift ve C ile Precompose yapıyorum. Seçeneklerin benim yaptığımla aynı olduğundan emin olun. Yaptığım prekompozisyonu çift tıklayarak açıyorum. Burada yaptığınız çrek işlemini met olarak görüyorsunuz. Burada eğer yazı ekleyecekseniz text tool'u açıp e, yazınızı yazıyorsunuz. Ben text metnimi yazıyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra alttaki layer'ı gizliyorum. Ana kompozisyonuma geri dönüyorum. Alttaki klipten Mocha efektimi kopyalayıp üstteki precompose layer'ıma yapıştırıyorum. Modülü Stabilize Warp seçiyorum. Render'ı işaretleyip Mocha paneline giriyorum. Burada yapacağınız tek işlem Stabilize sekmesindeki 100 Matte'deki seçimi kaldırmak. Ardından kaydedip tekrar After Effects'e dönüyorsunuz. Son dokunuşlara geldik. Yazdığım tekste grain ekleyip ana kompozisyonuma dönüyorum. Üstteki layer'a fast box blur ekliyorum. Blending modunu da soft light yapıyorum. Tabi burada multiply gibi başka blending modları da deneyebilirsiniz. Color grading sonrası sonuç.